Selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Konuşmak. Neyi konuşacağız? Birilerinin hissesine onur düştü. İzzet düştü. Şehadet düştü. Ve bizim hissemize de utanç düştü. Zillet düştü. Kahır düştü. Allah'ım bu feryatları boşa giderme ya Rabbi. Allah'ım bu feryadımızı karşılıksız bırakma. Ahirete bırakma Allah'ım. Yeryüzü Aksa tufanından sonra üçe bölündü. Ya zalim, ya zulme direnen, imkanlarıyla zulme karşılık veren, en azından canlarıyla, mallarıyla, sözleriyle direnişe katkı sağlayan Müslümanlar ve de olaya seyirci kalan, acziyetini itiraf eden münafıklar, ne kutlu size, ne kutlu size ki bu davanın endişesiyle burada toplanıyorsunuz. Allah Teala gazvenizi, gazanızı mübarek kılsın. Kardeşler, Allah Teala Müslümanları, Muhammed Aleyhisselam'la birlikte olan Müslümanları iki özellikle tarif eder. Muhammedur Resulullah وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاهُ بَيْنَهُمْ Muhammed'le birlikte olanlar, onlar kafirlere karşı şiddet, kafirlere karşı çetin, kendi aralarında merhametlidirler. 150 yıldır biz Müslüman ümmet denilen bu ümmet bu cümleyi tersine çevirdik. Kafirlere karşı merhametli, kendi aralarında çetin olan bir ümmete dönüştüğümüzden beri zilletten uyanamadık. Rabbimiz uyanış lütfet. Rabbimiz daha fazla uyuyan ölü canlılar halinde bizi bırakma Allah'ım. Allah Teala Uhud'la alakalı evrensel bir mesaj verir. Ben İsrail kahrolsun diyemiyorum. Müslümanların dikkat etmesi gereken bir noktayı söyleyeceğim. وَمَا مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولٌ اَفَاِنْ مَاتَ اَوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَى عَقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللّٰهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِلَّهُ الشَّاكِرِينَ Uhud engamesinde Muhammed Aleyhisselam'ın öldürüldüğü haberi duyulduğu zaman savaşın ortasında Müslümanlar ikiye bölündüler. Kimisi dedi ki Muhammed öldürüldüyse bizim yaşamamızın bir anlamı yok, devam. Ama kimisi dedi ki Muhammed öldürüldüyse elimize dönelim, bundan sonra savaşmanın bir anlamı yok. Allah bu ayette dedi ki Muhammed de geçmiş peygamberler gibi bir peygamberdir. Bir gün ölür ya da öldürülürse siz gerisin geri mi döneceksiniz? Kim Muhammed öldü diye geri dönerse bilsin ki Allah'a zarar vermez, kendisine zarar verir. Şehadet yok olmak değildir. Demin kardeşim saydı, bir kısmını saydı sadece. Şehadet yok olmak değildir. Küfrün gözünde böyledir. Müslümanlar şehadetle dirilirler. Şehit olmak bir ölüm biçimi değildir. Bir ölüm şekli değildir. Bir hayat şeklidir. Bakınız, bugün şehit edilenle biz hayattayız. Bugün şehit edilenlerle sınırları olmayan bir devlet ortaya çıktı. Ulus sınırı olmayan bir devlet Filistin. Kuzeyde, güneyde, doğuda, batıda, Avrupa'da, Afrika'da her yer Filistin. Oysa Filistin silinecekti. Onun için şehadet bitiş değildir. Sadece biz eceli ve rızkı
kendi elimizde bildiğimizden dolayı kendimizi mahvediyoruz. Eceli ve rızkı Allah'ın elinde görenler işte öyle. Ecel zaten gelecek. Onurlu bir şekilde gelmeyeceksen niçin ölecek ki? Niçin ölelim ki? Zaten ölüm bir gün gelecek. 50 küsur İslam ülkesinin liderlerinin korkaklığının nedeni budur. Ölüm gelecek ama zillet içinde sizi yakalayacak. Ve uzatmayacağım. Uzatmanın bir alemi yok zaten. Zaten yok. Vallahi konuşmaktan artık utanıyoruz ya. Gazze için yürüyelim demenin zamanı geçti. Gazze'ye yürüyelim diyecek bir ses. Rabbim bana o gücü vermedi. Şu anda o gücümde değilim. Gazze için yürüyoruz değil, Gazze'ye yürüyoruz diyen bir ses lazım. Öyle ki İsrailoğullarının Musa Aleyhisselam'a فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَاعِدُونَ sen ve Rabbin gidin savaşın, biz burada oturacağız diyenler gibi olmayacağız. Ashab-ı kiramın Bedir'de Muhammed Aleyhisselam'a söylediği gibi, sen ve Rabbin gidin savaşın, biz de sizinle geliyoruz diyecek bir kahraman lazım. Hep Müslümanlar bu suikasta gidecek. İslam tarihinden bir örnek göreceğim. Tahrik edici konuşma mı olsun bu? Kışkırtıcı konuşma mı olsun bu? Ayrılıkçı bir konuşma mı olsun? Partil olsun yazın. Anlatın. Nereye iletirseniz iletin. Allah Resulü Müslümanlara hakaret edenlerin ortadan kaldırılması için özel kim kurmuştur? Kim biliyor musunuz? Yahudi şairi Ka'b bin Eşref. İslam tarihinin bütün kaynaklarında bu yazar. Yahudidir. Şair dediğime bakmayın. Medya mensubudur. Müslümanların aleyhine kafirleri fışkırtan bir kafirdir. Müslümanların yenilgisinden zevk alan, Müslümanların galibiyetine alay konusu yapan bir kafir. Allah Resulü bir gün dedi ki, beni Kâb-ı'l Eşref'in bu eziyetinden kim kurtarır? Muhammed bin Mesleme dedi ki, ben ya Resulallah 20 kişilik bir tim tahsis etti. Özel timle öldürülen ilk Yahudidir Kâb-ı'l Eşref. Yeryüzünde Müslümanların intikamını alacak Muhammed bin Mesleme'ler lazım. Elhamdülillah diyebilecek bir süreç lazım. Allah Resulü Muhammed bin Mesleme bu haberi verdiği zaman alnından öptü ve teşekkür etti, biliyor musunuz? Allah bu kahramanların olduğu zamanları bize göstersin. Bizi buna memur kılsın. Sadece dualarımızın tarafı olan değil, eylemlerimizin tarafı olan bir Gazze olsun. Ve son söz olarak diyorum ki, İnnemâ huve kitâb, nasrun ev iştişâb. Bu bir cihattır. Sonuçta ya zafer ya şehadettir. Rabbim şehadetleri yenildi büyüyen zaferlere tedbir etsin. Rabbim bu mücadeleyi karşılıksız bırakmasın. Ve bu mücadelenin içerisinde emeği olanlardan eylesin bizi. Allah hepinize razı olsun. Kazanız mübarek olsun.